Reis gene yanıyorsun. Allah şükürler olsun. Ben bir an zannettim ki Cem Karaca mezardan kalktı. Ya hadi öyle olsun ama o yatıyor yerinde. Değil mi baba? Yatıyor tabii. Baba ne iş gene böyle giyinmişiz? Ben doğuştan kovboyum. Diyorsun. Doğuştan kovboyum ben. Şimdi ben seni araştırdım piyasada. Buyur. İnsanlara diyormuşsun ki benim ismimi söylemeyin. Gerçek ismimi. Olur. Diyormuşsun ki bana kovboy deyin. Öyle mi? Değil de lakabım o. Yavuz Ömer Müftigil Yavuz. Baba senin bütün aile müftü o zaman. Rahmetli dedem müftüydü. Kafasında sarıkları, elinde asası, yerlere kadar etekler. Öyleydi işte. Reis mezardan kalksa dede ne yapar sana? Eşek sudan gelene kadar döverdi. Neden baba? Abi bize böyle gitmez derdi. Sen nesin oğlum derdi. Kimden oldun sen derdi. Yani o zaman benim katlim vacipti. Yok be abi sen de ne yaptın ya? Kızardı abi. Kızardı abi. Yalnız baba 10 numarasın. Allah razı olsun. Bu yüzden ben liseden kovuldum. Oğlum burası Texas mı? Burası ilim irfan yuvası diye diye beni 3 sene bıraktırlar. Ondan sonra da ben liseden bir daha giremedim. Ne iş yaptık reis? Abi 42 sene işte müzikle uğraştım. Turneler, konserler, rahmetli Cem'le, Edip Akbayramlar'la, eski solcu Selda Bağcanlar. Şu bu. Eski solcu derken şimdi sağa mı geçtin? Şimdi düzeldi be abi. Ne oldu şimdi? Yok. Ne olduğu belli değil. İzliyor mu seni şu an? İzliyor mu? İzliyor tabii baba. Eyvah kepaz olur. Ya, reis. Buyur. Filmlerde oynadın anladığım kadarıyla. Oynuyorum. Şimdi teklif var mı sana? Vallahi en son Recep İvedik için konuşturdular. Ses diksiyonuma baktılar. Resimler çektiler. Film çevirecekmiş İvedik gene. İvedik. Bir bakalım haber göndereceğiz dediler. Öyle kaldı. Evvelsi günde de gel baba dediler. Algida reklamlarında oynayacaksın dediler. Tamam. O da modada. Ben nasıl giderim bu halde modaya ya? Reis taksi tutsunlar. Taksi tutmuyorlar. Kendi imkanlarında gel diyor. Ben de gitmeyeceğim. Kaç para veriyorlar sana bekere? Abi baba, para diye hiçbir şey yok. Karın tokluğuna. Olmaz ki öyle baba. Böyle abi. Bu ülkede böyle işte ne yapalım? Ne yapalım? 100 lira, 150 lira, 70 lira. Sana gene de Allah'a şükür. Ne yapacaksın? Azı bulmayan çoğu bulamaz. Heh baba doğru söyledim ben. Tabii. Reis ayakkabılar senin yalnız 500 kağıt. Nasıl olacak? Abi özeldir inan. Özel diyorsun. Özeldir abi. Her şeyim özeldir. Bu Hindistan, bu Afganistan. Yani evet. Bu Texas. Texas'tır bu. Her şeyim benim özeldir abi. Benim bir huyum var. Herkesten ayrı olmak. Diyorsun. Böyle. Reis şimdi ölünce kefen mi yapacaklar bunları? Ne yapacaklar? Vallahi onu Allah bilir. Ona bir şey diyemem. Biliyorsun oraya hiçbir şeyle gidemiyorsun. Ya. Bak donu da çıkarıyorlar. Çıkarsınlar ne yapalım? Yıkıyorlar seni. Ne yapalım yıkasınlar. Pamuk yerine silikonu tıkıyorlar. Eyvah! İslami şartlar neyse onu göreceğiz. Diyorsun. Bu kadar. Böyle. O şartlara uymadım orada iyi muamele görmüyorsun. Nasıl olacak bu işler? İşte onu yapamıyoruz. Onu yapamıyoruz. 73. Ne diyorsun baba ya? Allah'ıma şükürler olsun. Baba 50. Çoğu arkadaşlarım ya öldü. Demek Rabbim beni seviyor. Diyorsun. Hamdü senalar olsun. Reis, arkadaşım var mübarek, 9 canlı olan. O bir alemdir abi ya. Onun gibi gelmemiştir daha. Onunla takılıyorsun hep. Onunla takılıyorum. Kültürünü beğeniyorum. Çok kültürlü. Bravo. Medeni cesareti olan bir insan o. İn de görsün millet seni ya. İneyim. İn de görsün millet. Ama reis bir tane ayranı patlattık burada. Canım sağ ol. Bir dakika abi ben böyle kalkayım. Abi o da olmaz üstü şişhane altı gümüşhane. Olur baba sana yakışır. Sen peki acayip bir adamsın. Canın sağ olsun senin. Recep İvedik giy dese giyeceksin mecbur. Giyerim. Rol icabı giyerim. Giyersin. Ne yapalım? Sen de rol icabı giy işte. Tamam söz. Dede de rüyaya geldin mi diyecek ki aa bu bizden. Tamam. Ergenlik çağı diyorlar. O çağlarda
Hala tüylerim diken diken oldu. Üstümden yorganı aldı. Rüyada mı? Rüyamda, ergenlik çağlarımda, yaşımda, 13 yaşında. Oğlum dedi, beni tuttu böyle bembeyaz giysileriyle göklere çıkardı. Sen ne yaptın? Sen kimsiniz dedim. Ben dedi Hazreti Muhammed'im dedi. Evet. Namusum, şerefim, Allah bir üstüne yemin ediyorum. Sonra hamdolsun. Bizde siftah yok. Rabbim beni sıkmadı. Bizde siftah yok. Bilemem. Bizde siftah yok dayı. Ne yapalım o zaman? Ne yapacağız? Tövbe edeceğiz baba. Ne yapacağız başka? Reis. Küpe takmışız. At var. At var. Altımızda yok ama at. Altım şeyde, tımarda o. Çiftlikte. Kullanıyor musun? Kullanır idim. Şimdi İstanbul şartlarında kullanamıyorum. Çok zevkli ama. Çok zevkli. Savaşları, her şeyimizi Osmanlı zamanında atların üzerinde kazanmışız biz. Rahmetli anamın bir lafı vardı. El aleme bin ver, Rabbim bana helalinden bir ver derdi. Ben de böyleyim işte. Allah Allah. Vallahi billahi böyleyim. Baba kemer de acayip. Güzelliği var. Böyle de bir kemerim var. Amerika'dan gelme ikinci el. Abi gördün mü? Böyledir abi. Reis, sırkaflar acayip. Allah razı olsun. Pantolon desen acayip. Allah razı olsun. Gömlek desen canım benim. Yok öyle bir şey. Sağ ol. Yüzük desen abi, kaplan var. Her şey var abi. Kartal var. Hangi takımlıyız dayı? Yok diye bir şey yok bende. Her şey var. Reis burada da kim bu arkadaş? Yeşilköy'ün en ünlü terzisidir. Diyorsun. En ünlü. Sen de en ünlü, ilginç adamısın reis. Var ol, var ol. Eyvallah baba. Canım benim, sağ ol. Abi seni inceledim. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ahsen TV'ye borçluyum. Diyorsun. Beni söyle, Ahsen TV meşhur etsin. Eyvallah baba. Canım benim. Evet siz? Benim idolüm ya. Diyorsun. Canım benim. Abi, benim idolüm. Nereden tanışıyoruz baba? Metro markete geldi. O zaman benim saçlar uzundu. Tamam. Metro markette bir Alman kurumsal bir şirket burası. Yani top sakal, saçlar uzun, çalışamazsın çünkü günlük tıraş, askeri gibi. Sadece vakti bana dedi, sen de benim gençliğimi görüyorsun. Ben dedim abi dedim, ben de senin idolünsün dedim. Yarım, sağ ol. Ondan beri beraberiz, kopmadık. Allah razı olsun. Ama kalbi, yüreği keşke. Bunu... Geceleri kopuyor mu dayı? Yok, yok. Kopmuyor mu? Yok, hatta bana bile şey yapıyor. Kesinlikle içki. İçme diyor. Sigarama bile bazen laf eder kendi de, içki kesinlikle yok. Takın. Ya kalbi gerçekten çok temizdir yani. Reis, arkada seni bekleyenler var bak. Hayranlarım var. Resim çekinmek istiyorlar. Sağ olsunlar, var olsun. Eyvallah. Siz beyefendi tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum da ilk defa gördüm. Nasıl? Memur oldum ya. Sağ eyvallah. Olun. Evet. Sağ olun. Eyvallah. Siz de sağ olun. Eyvallah. Reis, poz mu veriyorsun? Poz veriyorum. Poz verelim. Evet, verelim pozu. Evet. Evet. Siz şöyle sağ yapar mısın? Evet, sağ yapın. Bu dayı kim? Bu kim? O da bizim arkadaşımdır. Aa diyorsun. Abi amma arkadaşım var mı senin ya? Abiyle tesadüf tanıştık. Yıldızımız da iyi barıştı. Kafamızdan tasarlıyoruz birlikte. Oturuyoruz, dikiyoruz. Beğenmezsek yenisini yapıyoruz. Ama buna para etmez reis. Paranın önemi yok. Diyorsun. Yavuz abinin güzelliği... Canım benim. Değer sağ biçilmez. Ol. İlginç bir anın var mı reis? Her şey mi? Her anım benim ilginç. En ilginçini anlat bize. Kapatalım öyle. Vallahi ilginç hanım, şeydeydik, turneye çıkmıştık rahmetli Cem'le beraber. Çalıyoruz, ediyoruz. O şehirden bu şehire gidiyoruz. Yahu dedim, gece kalkıyorum otobüste, herkes uyuyor. Bir baktım, Cem en önde oturuyor. Gece Rize'ye mi gidiyorduk, Erzurum'a mı, ne unuttum. Gittim yanına. Yahu dedim, rahmet istedi şimdi. Sen dedim, otelde uyumuyorsun. Gündüz geliyorsun, hep bizlerle konuşuyorsun. Gece hareket ediyoruz, gene sen uyumuyorsun. Nasıl böyle dedi. Abi ne uyuyayım ben dedi, Yavuz dedi. Sonunda bir uyuyacağız dedi, bir daha kalkmayacağız dedi. O bana büyük bir laf oldu abi. Bir gün çalıyorum sahnede, tutturdu bizim müdür. O zaman eko falan yok. Yavuz dedi, bir eko bul akşama dedi.
Peki bulayım dedi. Derme çatma bir şey buldum orada. Eski radyodan bozma. Götürdüm oraya. Getirdim mi koy dedi. Getirdim dedim. Konuş bakayım dedi. Bir çay yaptım. Ağzım var Eko. Ondan sonra teşekkür ederim dedi. Akşam oldu iş başlayacak, şarkı söyleyeceğim. Şimdi ben söylüyorum. Çok beğendi, yövmeyi yaptırdı benim. Ama ben unuttum. Benden sonra şarkıcı kız çıktı. O aldı eline mikrofonu. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Yavuz, Yavuz dedi. Eko nerede dedi. Eko bozuldu dedim. Hiç unutmam, sahnede herkesin içinde bana tokat attı. Ve beni paldır küldür gece pavyondan kovdu. İşte bu anılarım böyle bir tanesi. Ahsan TV'yi seviyorum.